Şimdi genelde şöyle bir hal var. Hep deniyor ki işte büyük insanları anlatamayız veya anlatılmaz, zordur. Ben buna katılmıyorum yani. Niye katılmıyorum? Büyük insanlar anlatılır tabii ki. Anlatılmayı anlatılır da onun halini yaşamak mümkün değil. Yani mühim olan onun halini yaşamak. Büyük insanlar anlatılır. Yani anlatmak kolay. Bu önümüzdeki geçtiğimiz günlerde Peygamber Efendimiz'in doğum günüydü. Hep onu da Kara Hoca da bahsetti zaten. Yani hep anıyoruz. Anlama hali yok. Yani aslında esası şu. Yani anabiliriz ama anlatamayabiliriz ve hali yaşama halimiz olmaz. Evet. Nereden başlasak? Uyku dedi. Uyku hali önemli. Şimdi ben 69-70'de Nurettin Bey ile tanışmıştım. Ve ilk yazıyı yazmak, yani ona ilk yazıyı yazma da bana nasip olmuştu. Benim halime nasip olmuştu ilk defa. Ama esas uykuyla ilgili hali aktarayım. Toplantılara gidiyoruz yani haftalık veya bazen gün aşırı. Yani evine en çok gidenlerden biriyim. Yani, beraber olduğumuz arkadaşlardan. İşin halinden dolayı yoksa yani o andaki işlerin durumundan dolayı daha çok ben emekçi olduğum için emek hali içerisinde bütün iletişimleri ben kuruyorum. Belki de mizaçtan gelen bir şey. Yani her hale yatkın olduğundan dolayı da olabilir. Bu hal içerisinde toplantılara da konuşurken ben devamlı çoğunlukla uyuyorum. Birkaçında uyardılar. Yani uyarınca da Nurettin Bey dedi ki bırakın karışmayın. Uyurken de bizi dinliyordur. Halini bırakmakta fayda var. Uyku deyince öyle bir hal. Ama ben en çok şunu ifade etmek istiyorum. Nurettin Hocam için değil, bütün büyüklerimizle ilgili de biz hep devamlı anmalar yapıyoruz. Aslında biz onların halini yaşamak noktasında bir yola çıkmamız lazım. Yani bence hatta hatıralar da aktarılabilir. Ama bu aktarılan şeyler kulaktan kulağa güzel şeyler de güzel anlar da bırakabilir ama bence en önemlisi bu anlatılan hatıralar değil, o insanların haliyle halleşebiliyor muyuz? Mesela bu yakınlarda daha verdi olmuştu. Nurettin Bey konuştuğum için ondan 3 günlük bir sempozyum oldu. Herkes bir şeyler anlattı yani konuyla ilgili. Ama yani en çok da ahlak meselesinin üzerinde duruluyor. Hatta kulaklarını çınlatalım. Bundan Derya Yayınları'nın çok daha evvel yaptığı sembolünde Süleyman Seyfi Hoca düşünce olarak da o halin içinde olmamasına rağmen toplantıya katılmıştı. İnsanlar dinledi öğrencilerini veya akademisyenleri. Ama sonra da şunu söyledi. Siz bu kadar devamlı ahlaktan bahsediyorsunuz. Siz hocanın ahlakı, dininin neresindesiniz? Onu düşünmenizde fayda var. Bu bana mesela bana çok tesir etmişti. Halinde. Biraz evvel Mustafa kardeşimin söylediği, tabii Nurettin Bey'le Necip Fazıl hali çok değişik bir hal. Ben ikisi yaşarken hali yaşamadık. Ölüm hasta yattığı vakit bir hali yaşadık. Bir de Necip Fazıl'la hocanın vefatından ve biz onunla ilgili bir mahkeme sayısı çıkartmıştık Hareket Dergisi'nde. Bir hal olmuştu karşılıklı diyalogda. O zaman tanıştık yani. Ama hastalık döneminde daha çok Emin abi, ben yine işlerden ve emekçi olduğum için pek yanında bulunamamıştım. Ama şu halin içinde oldum. Dostlarımdan biri, aslında tabii hiç Allah bilir de Necip Fazıl Üstad, Nurettin Bey'i ziyarete gitmek, yani geçmiş ortada gitmek hali yok. Belki içinden geliyor da, biraz evvel hocanın da dediği gibi, yani insanın gururu ve eni çok farklı. Ama bir dost diyor ki, Nurettin seni bekliyor. Yani
gelmeni arzu ediyor. Bir uğrarsan iyi olur, yatıyor hastanede. Dolayısıyla hasta ziyaretine geliyor, konuşuyorlar. Bu bazı yerlerde anlatıldı da. Ama ben yaşadığım için birebir çıkarken, yani epey bir takım kısa öz konuşmalar olduktan sonra çıkarken şu ifadeyi kullandı. Yani Nurettin korkma, vur kapıyı gir içeri. Bir ifadede bulunmuştu. Bu çok şayan değer bir ifade. Yani kendi içindeki hal bakımından da. Yıllar sonra belki şu bakımdan önemli, Necip Fazıl'la ilgili hal. Yıllar sonra biz o haller yaşandıktan sonra diyalogdaki anlaşmazlık veya düşüncedeki anlaşmazlıktan sonra biz yayınların, bir de Emek Matbaacısı bölümü vardı, yayın ve kitaplar yayınlıyorduk. Necip Fazıl Üstad'ın da raporlar o yıllarda yayınlanıyordu. Biz de rapor 12, 13, 14 beğenmiş, biz de 3 kitabı yaptık. Sonrasında tabi rakam uygun olmadığı için yapamayacağımı söyledik. Ya ben iletince Mehmet'le, Büyükoğlu'yla biraz can sıkılmış, yani benim kitaplarımı nasıl yapmadılar diye beni çağırdı. Ben de mekanına gittim. Bu hal şundan dolayı önemli. Hareket Dergisi'yle ilgili olan konuşma da geçti orada. Ama bu büyük ve hal ehli insanların durumu bundan çok önemli. Paraya hiç eyvallah olmadığını da orada anladım üstadım. Yanına gittim, bir masa böyle, bu gördüğün masa gibi bir masa, bir sandalye, çocuklar ayakta, Osman'la Mehmet ve Ortancıoğlu. Ben oturdum, işte hali konuştuk, yapamayacağımı söyledim yani uygun olmadığını. Hemen dedi ki, ya biz sizin işlerinizi beğeniyoruz, hemen gözlerini çekti, paraları koydu masanın üstüne. Bu paralarla, yani peşin parayla, dedim, efendim parayla ilgili hali yok konumda. Yani uygun değil. Ama biz sizin adınız için kitaplar yapalım. Hemen oradan tabii ben biraz tavır alınca dedi ki, hocanızla ilgili halden dolayı mı yapmak istemiyorsunuz? Bu kitapları basmak istemiyorsunuz, yani benden iş yapmak. Dedim efendim, o bir dönem yaşandı, halleşildi. O bir iki büyüğü ilgilendiren bir şeydi. Biz yapmayacak olsak bu iki kitabı da yapmazdık dedim. Ama tam o arada böyle iyi giyimli bir adam geldi. Kapıda duruyor ama içeri girmiyor. Ben adamı görünce toparlandım, yer vermek istedim. Otur dedi yerine. Adama döndü. Sonra Mehmet'e, bu adam niye geldi dedi buraya. Dedi ki efendim 5-6 aylık kira birikmiş. Onun çekini imzalamak gerekiyordu. Siz mümkün olmadı. İmzaladı çeki, adamın önüne attı. Adam para çeki aldı. Paralar da duruyor masanın üstünde. Dedi ki utanmıyor musun sen? Affedersiniz. Bu alttaki ve üstteki katları niye kiraya verdin, bizden habersiz, ne bilgi versin insanlara? Bütün komşular rahatsız edin. Komşuluk hakkı çok önemlidir. Biraz tereddütle ıkmık etti. Meğersem adam o, hem o binanın sahibi, hem oradaki birçok binanın sahibi, yani variyetli biri. Biz olsak kirayı ödememişsek, yani biri gelse bırak 6 ay, birkaç ay hemen kalkarız, bir yere oturturuz, bir şey yaparız. Adamı kapıdan içeri almadı. Ama esas tabii orada Nurettin Bey'in de haliyle ilgili para konuşulduğu için, yani hakikaten büyüklerin parayla ilgili münasebeti bence çok daha gurur verici bir haldi. Önemli hatıralardan biri de Mustafa Kutlu'yu hepiniz tanıyanlar bilir, iyi bir hikayeci. O da halin içinde biri. Tabi 10 metrekare yok. Daha düşük, eyvallah. Daha 5 metrekarelik bir. Divan yolu açan, yani Sultanahmet'le Çemberitaş arasındaki bir bina. Orada bekliyorum. Sigarayı da yaktım. Adliye Sarayı karşıda. Sigarayı üflüyorum. Dünya benim. Gelmiş Nurettin Bey, ben sonradan fark ettim. Zamana, demin onun için saati. Zaman, mekan ve para konusunda çok titizdi. Yani zamanı, mekanı ve parayı kullanma halinde. Ben sonradan fark ettim.
geldiğini ama benim sigara içme halime hiç karışmamış. Yani onu anlıyorum zaten. Kendi halime bırakmış beni. İki sigaraya karşı. Sonra bir yıl falan geçti bir toplantıda. Hepinizin de bildiği, bir kısmınızın bildiği bir toplantıda sohbet ederken yine ben uyku halindeyim. O zaman uyandım yani. Dedi ki sigara bana karşı topluma söylüyor zaten. Yeri geldi. Başkalar olsa kendi üzerine alır. Genel bir şey etti ama tabii ben de hemen geçmişte o hali hatırladım. Sigara dedi, aptallığın dumanla ifadesidir. Şimdi geriye döndüm baktım, o gün yaşadım. Yani bu sigara ile ilgili hali başka bir şey ama insana olan hürmeti, insandan yola çıkardı. Hakikaten insan merkezli bir insandı. Ama de, biraz evvel sözümün başında dediğim gibi, yani anmak değil, onların halini yaşamak önemli. Yoksa insanlar anlatır hal olarak. Böyle arka arkaya hatırlar anlatılmaz Mustafa Kara. Mustafa Kara diyor, Mustafa Kara.